Peki Ferhat, sana geleceğim. Burak, evet. Çiftçilik meselesi nefis bir mesele. Çok zahmetli ya, bir mesele. Bizim daha önceden planımız vardı İzmir'de. Bakmıştık o zaman arsa falan bir şeyler yapalım diye. Üzerinden bir zaman geçti. Dedi ki ilerleyen zamanlarda işimiz düzgün olur. O zaman gideriz. Biz bir de şu an et işi yapıyoruz, gıda işi. Hani belki dedik işleri büyütürüz, o tarafa biz gideriz. Babam ya, burada, babamla İlker beraber Bey, yapıyorum. Demin orada babam söylemedim arkadan karışacak diye de işken be kelle paça. Karımla götürürüm gibisine. Meyve ağaçları. Meyve ağaçları, hayvanlar, erik, tavuklar. Kiraz, kayısı, yumurtalar. Şeftali. Yapma. Ya abi ya. Yapma abi ya. Ya yok ya. Neydi o? Ya dur hadi ya. Abi alan atlar, ben gidiyorum ya. Ben ne yaptığımı bilmiyorum. Şey dediniz ya abi ya. Tüylü tüylü. Öf. Kesinlikle yapma ya. Yapma. İstemeden yap. Ne yapsak, bir havalandıralım mı? Yok abi ya, yok aklıma düştü. Kokusu mu geldi, niye geldi? Aklıma düştü abi ya. Eyvah. Nasıl geçer? Ne yapalım? Kapat abi bunu, kapat abi. Başka konu konuşsak ya. Tamam. Dilimi eşek arısı soksun. Hiç de sevmediğin bir şey. Abi. Hiç söyle, en fazla 10-12 kez şakasını yaptım. Sonra kapatırım yani. Ama senin özel bir meyveye özel bir hassasiyetin, bir gıcıklığın olduğunu bilmiyordum. Bilsem daha erken yapardım. Çok kötü oluyorsa su filan ister misin? Yok abi, yok ya. Ne istiyorsun ya, yahu? Abi bu adamla konuşuyor, onunla konuşuyor. Hayır, seninle konuşacağım. Konuşamaz ki. Şimdi yumuşadı onun ağzı. Abi bir meyve suyu falan bir şey verin adama ya. Aman söyleme. Ne suyu diyeceğim, bir şey yok abi. Diyecek yani. Burcu diyor ki düzelmez o, yumuşadı onun ağzı şu an. Peki Burcu, siz herhangi bir tartışma yaparken onu söylüyor musun sen o... Hangi kelimeyi? Yok, söylemedim hiç. Söyleme. Ama böyle devam ederseniz dakika başı söyleyeceğim. Hayır hayır, hayır hayır. İnşallah. Yani Burak, bu arada hani bütün kalbimle çok isterim. Bugün ne zaman yayınlanırız bilmiyorum ama İstanbul yağmur, çamur, hatta dolu. Hemen oradaki abilerimi aradım. Doludan korkar çiftçi çünkü mahsul gider filan falan. 5 dakikalık bir yağmur, 5 dakikalık bir dolu bütün mahsulün canını okuyabiliyor. Pamuk ipliğine bağlı. Evet. Ama zor günler bekliyor. Özellikle korona döneminde yapılamayan çiftçilik faaliyetleri özellikle sonbaharda fiyatların canını okuyacak. Güzel. Bakalım nasıl olacak. Emrah, özür dilerim. Emrah. Çocukluğundan beri mi o da? Arkadaş nasıl bir çocuk mu? Her şeyi unutuyor. Uykusunda yürüyor, onu boğazlıyor. O meyveyi duyunca... Peki, konuyu değiştiriyorum. Ferhat, canım kardeşim. Ya. Tekniği anlatır mısın bize o günü? Bir de senin Hayır. açından dinlemek istiyorum. Bir dakika, senden dinledik. Bir de Ferhat'tan dinleyeceğiz. Cevap hakkı. Abi balayına gittik. Balayında işte ilk birkaç gün otelde geçtik. Ayağınız sonrasında... yere değmiyor. Kuş olasınız, uçasınız var. Romantik. Tabii ki öyle. Tabii aynı zamanda bu kıskançlık olaylarının falan has safhada olduğu noktadayız. Tekne turu ayarladık. Tekne turunda da hani bayan oranı erkek oranına göre çok daha fazla. Bu ve senin kontrolünde olan bir şey değil. Evet, çok yani. Fazlaydı. Biletimizi aldık, teknemize bindik, gideceğiz. Ve buna beraber karar verdiniz. Kesinlikle. Sonrasında işte tekneye bindik. Tekne hareket etti falan. Güneşleniyoruz, güneşleniyoruz. Her şey normal. Böyle kimseyle ilgilenmiyoruz. Normal olarak. Hadi gel dedim, beraber içecek bir şeyler alalım. Bu yok, ben güneşlenirim. Hayır, İlker Bey beni çağırmadı. Bak, bak. Tamam, ufak tefek belki şeyler olabilir şimdi. Hayır. Hayır, onu çağırmışsın. Hayır, o diyor ki beni çağırmadı diyor. Evet. Ya tam hatırlamıyorum şimdi, uzunca bir süre geçti hani şimdi. Haklısın, 10 sene önceki mesele. Tam olarak aşağı indim işte, barmen arkadaş yani indiğimde teknenin şöyle indiğimizde teknenin karşısındaki kısımda bar var. Barmen arkadaşa dedim ki ya iki tane içecek alabilir miyim falan. Tabii dedi, o içecekleri hazırlarken ben arka tarafta darbukayı gördüm. O arada müzik de çalıyor falan. Ya tekne de biraz şeysiz geldi bana, ruhsuz geldi yani. Hadi hadi. Ben şu darbukayı bir alabilir miyim falan dedim. Adam şöyle bir suratıma baktı, dedim çalıyorum ya. Falan. Çalmaya başladım ama çaldığımda adama ispatlama gibi bir gayem var. Yani nereden bileyim arkamda kıyamet kopuyor. O
Ondan sonra o şarkıların böyle bir... Kıyamet daha kopmuyor. Kıyamet birazdan kopacak. Evet. Sonra ben adama bakarak çalıyorum ya. Adamın suratı bir anda şöyle bir ciddileşmeye falan başladı. Ne oluyordu falan demeye kalmadı. Arkaya bir döndü ki. Bizim hanım arkadan kafayı mı sanıyor bana? Yani dudaklarını okuduk tabii falan. Evet, çok güzel cümleler kurdu. Şimdi ben olayı nasıl toparlayacağımı falan da bilmiyorum. Darbukayı barmenciye teslim edeyim, içecekleri aldım, çıkacağım. Oradan arkadaşlar şey yapıyorlar şimdi diğer o turist olana. Tamam, resim çekilebilir miyiz? Turist olanlar diyerek geçmeyeyim. O Moldovalılar var ya, onlar söylüyor. Emrah, bu olayda vallahi Ferhat'ın herhangi bir kabahati var mı? Yok. Ne? Emrah nasıl yok? Emrah sen bittin Emrah. Sen bittin Emrah sen. İyi ki ben seni Antalya'ya götürmedim yani. Çalmamak gerekebilirdi, bilmiyorum hani şimdi. Peki ya bu İşin davulun sonucunu... üstüne bir ayağını davula, bir ayağını omzuna koyan kişi? O da şu şekilde oldu. Bir düğün salonunda çalışıyordum ben memuriyetimden önce. Düğün salonunda çalışırken paralar gırla uçuşuyor. Yani müzisyenin alaturası... Tabii. Tek en fazladır. Gelir kaynağı o aslında. Tabii ki. Sonrasında bahsetmiş olduğu bayan davulu yere koymam yönünde bir işarette bulundu. Ben çok fazla o şeye topa girmek istemedim. Sonra oradaki oynayan gençler Ferhat falan da koy falan dediler. Ne dedim, siz bilirsiniz. Koydum. Adam işini yapıyor şu anda. Şu ana kadar var mı sıkıntı? Böyle de böyle Ferhat. Mesela ben diyorum ki bak kamerayı çevir abi. Çevir. Çevir abi. İşini yapıyor şu anda. Bana doğru çevir abi. Bak işini yapıyor. Hayır, paraları toplaması gerekmiyor mu o zaman müzisyense? Böyle ya falan. Bir yandan çalıp bir yandan toplamaz. Ara verir, toplar parayı. Böyle ama. Para gırla geliyor yani, böyle atmak yok. Zengin arkadaşların şeyiydi. Baleyi açıyorlar, döküyorlar, gidiyorlar. O tarzda bizim garson o sırada diyorsun ki davulu kulağıma soksam sokacağım yani. Tabii süpürgeyle. Ama bayanla işi yok ki adam süpürgeyle falan. Ah işte Emrah, hay ağzını öpeyim. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Evet kardeşim, devam. Koy dedi davulu yere. Ya hadi birincide şey yapmak istemedim. İkincide koydum. Kadını davulun üzerine arkadaşları tuttu çıkarttı. İlk başta davulun üzerindeydi iki ayağıyla. Sonra denge kurmak için bir ayağını omzuma atınca ben istensizce şöyle bir balkona baktım. Hani benden başka eş dost farklı birileri var mı diye. Ama 10 dakika geçmedi ben girdim içeri. Bir baktım içeri. Hanım oradan bakıyor bana. Böyle bir göz göze geldik. Sen? Hatırlamak istemiyorum. Tüylerim diken diken oluşuyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.